Ya benim bakışıma göre, benim düşünceme göre Fenerbahçe'nin herhalde son 5 yılda yaptığı en iyi transfer gözü. Bu bakıştı. sezon yaptığı en iyi transfer. Ben son 5 yıl diyorum. Çok net söylüyorum bunu. Yani inanılmaz bir futbolcu aldı. İnanılmaz futbolcu aldı ve düşüşte olan falan değil. Baya baya performansı zirvesinde olan futbolcu aldı yani. Ceko mu Tadic mi? Tadic. Ya şöyle Ceko, söyleyeyim. önünde görüyorsun. Şöyle rahatsız. önünde görüyorum. Tadiç, Cekoyu bundan 3 sene önce, 4 sene önce alsaydı başka bir şey söylerdim. Şu anki konumları itibariyle Hı. söylüyorum. Ama bu şu anlama gelmesin. Deco finali... gelmesin. Yok yok ama yine de şampiyonlar Ligi finali oynayıp evet, geldi. ama o 38 da... yaşına gelmiş e, bir Deco. Doğru Ceko, ama o da büyük. 60 65 aslında. dakika ortalamasıyla oynayamayacak o. Diğer tarafta atan, attıran, formun zirvesinde, kariyerinin zirvesinde bana göre olan Hollanda Ligi'nde son 4 yılda 3 şampiyonluk yaşamış ve yaşattırmış bir Tadiç olarak geliyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi her yerde fırtını gibi esiyor. 20 asistin altına düşmüyor. Yani 98 kez Sırbistan Milli Takım forması giymiş. Olağanüstü bir oyuncu. Yani benim hayran büyük, olduğum büyük da... bir. Lider. Çok, çok büyük çok lider. Çok büyük lider özelliği de var. Şimdi müthiş bir transfer. Deli, e, bir kere Fenerbahçe başkanına, Sayın Ali Koçu ve Fenerbahçe yönetimini kutlamak lazım. Tadiç'e 30'un üzerinde e, resmi teklif yapılmış bu, bu transfer yapılmış. döneminde. Tabii bonservisiz oyuncu. Ee, rahat rahat çıkış yapabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla çok fazla da talibi var. Hatta bu taliplerden 6'sının Suudi Arabistan takımlarından geldiğinde söylemek lazım. Bunun neden altını çiziyorum? Oradaki rakamları zaten günlerdir konuşuyoruz. Çok farklı tuhaf rakamlar var orada. Şimdi 30 tane takımın arasından bir oyuncuyu çekip almak esasında bir yönetim mahareti. Bazen zaman zaman şeye bakıyorum işte bu Tadiş'le biliyorsun Beşiktaş'la ilgilendi. Sayın Emre Koca'dan dün ya da evvelsi gün yaptığı bir istama vardı. Orada şöyle bir ifade kullandı. Biz Tadiş'ten şey verdik, teklifimizi verdik, haber bekliyoruz. Arkadaşlar anlaşılmayan bir şey var. Şimdi bu tip oyuncuları almak için pres yapacaksın. Tabii. Tamam mı? Öyle ben mailleşeyim. Antetli kağıttan bir mail atayım. Size teklifimiz budur filan. Siz de bana cevap verin ya da telefon açayım, SMS atayım falan. Bu şekilde transfer yapılmaz. Bu transferlerde ne yapacaksın? geçen dönem, geçen sene Erden Timur, Ricard diye ne yaptıysa onu yapacaksın. Devamlı pres. Yanında olacaksın, anlatacaksın. Fenerbahçe'yi anlatacaksın. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı kime transfer etmek istiyorsan. Sürekli yanında olacaksın. Çocukların okulların nerede olabileceğini anlatacaksın. Şehri anlatacaksın. Güzelliklerini anlatacaksın. Tamam mı? Dolayısıyla zor transferler bu transferler. Bu transferde pres hiç bırakmayacaksın. 30 kulüp diyorum sana 30 kulübün 30'da pres yapıyor. Yani bu işler Antet'li kağıtla mail atmaya benzemez. Doğru. Biz bekleyelim de gelsin de uçak biletini gönderelim de. Hayır. Sen gideceksin ayağına bu adamların. Hatta yakın zamanda örnek vereyim. Erdem Timur Angelino'ya gitti ya. İspanya'da diyor ki Direkt... Angelino röportajında. Beni en çok etkileyen konuların başında Erden Timur İspanya'ya kadar gelip bana ilgilerini anlatmasıydı gitti. diyor. Gitti. Bazı transferler bu şekilde. ha Bazı transferler var. Onu dersin ki kardeşim gel Türkiye'ye uçak biletini alalım oturalım konuşalım buralarda bir gez gösterelim sana tesisleri falan transferi yapalım dersin anladın mı? Ama bir, bir oyuncuya 30 tane takım şeyken Doğru. talipken o oyuncunun hiç yanına abi, evin önünde yatacaksın abi de, deyim yerindeyse. Fenerbahçe yönetimi özellikle Selahattin Baki burada çok önemli e, rol oynayan isimlerin başında geliyor onu da tebrik ediyorum. Yani tabii ki 30 tane kulüpler elinden alıp Fenerbahçe forması giydirmek öyle kolay bir iş değildi. Hakikaten çok büyük bir iş yaptı Fenerbahçe yönetimi. Geçen seneden beri söylediğiniz bir şey var Veli. Ne diyoruz? Fenerbahçe'nin klası düşük. E klas oyunu çok fazla. Şimdi Fenerbahçe çok kalabalık bir transfer yaptı. 9 9 oldu galiba değil mi? 11'e doğru gidiyor. Evet. 11 transfere doğru gidiyor. Yani bir iki tane daha yapacaklar. Esas şey sayıyor musun? Bekao, Livakovic sayıyor musun onları? Bekao'yu sayıyorum. Livakovic'i saymıyorum. Zaha'yı da saymıyorum. Daha bekliyoruz yani onların gelişine. Şimdi e, dolayı her bölgede normal şartlarda Fenerbahçe'nin adamı var. Stoper yok mu Fenerbahçe'nin? 3-4 tane, 4 tane stoperi stoperi var şu anda Fenerbahçe'nin. Evet, Fenerbahçe bunun üzerine 2 tane daha stoper evet. aldı. Bunun nedir nedeni? Bunun nedeni o stoper kalitesini yukarıya çekmek. Şimdi gönderecekler de bu haftanın itibaren başlayacak işte Gustavo Henrikesi, Rossi, Zalai. Atilla Zalai'si falan bir, bir sürü adam gidecek Fenerbahçe'den. Fenerbahçe bu sene A kalite futbolcularla çalışacak. Çünkü şunu gördüler. Herhangi bir futbolcuyla bu iş yürümez. Şimdi bazen şeyde herkesin tabii ki bir fikri var. Çok da fazla da eleştirmek istemiyorum ama bazı gazeteciler, yorumcular falan Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı yok. Nereden çıktı bu kaleci ihtiyacı falan diyorlar. Ya arkadaşlar yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim ya. Fenerbahçe'nin 5 senedir neredeyse kaleci sıkıntısı var. 5 senedir kaleci sıkıntısı var. Anlatı anlatı dilimde tüy bitti. Neyse ki, neyse ki bu yorumcu dostlarımızı dinlemeyen bir Ali Bey var bu sene. Çünkü yıllarca dinledi. Ya aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek olur mu? Şimdi sen dersin ki yine Oğlum bu sene. Hakkını yemeyelim çok da ihtiyacı olan var diyen de vardı. Ya Biz Arka hep geçen seneden Ayşe, başından beri bon söylüyoruz yani burada Evren hep beraberiz. Ya. Hep, hep söylediğimiz isimlerden bir tanesi. Altay'la İrfan Can'a yetersizler. Ya yarın öbür gün çok yeterli adamlar oldu. ona bir şey söyleyeyim ama bu dönem için yeterli adamlar değil bunlar. Biz bir şekilde kaleyi idare ederiz diyerek olmaz orayı da yükselteceksin oranın da seviyesini yükselteceksin. Golcünün seviyesini yükselteceksin. Orta sahanın seviyesi. Herkesin her bölgenin seviyesini yükselteceksin. Seviyesini yükseltemeyeceğin bir yer var. O da Ferdi'nin oynadığı yer. Ferdi Allah'tan hani cepte bir A kalite futbolcu olarak. Şimdi o zaman oradan şöyle şey soru, soru sorayım. Ferdi'nin oynadığı yer dedin. Ferdi nerede oynayacak bu sene? Ya şimdi Mert Müldür ismi geçiyor. Aha. Mert Müldür sağda, Ferdi solda. Planlama öyle yapacaklar diye tahmin ediyorum. Başka türlüsü olmuyor çünkü. Yabancı kuralı. İşte onu diyorum. Beklentin tahminin şimdi, var mı yabancı kuralı ile ilgili? Ya dün de geçen gün de burada söyledim arkadaşlar. Herkesin sıkıntısı var. Ya bugün Futbol Federasyonu şöyle bir karar verse. Biz şeyi kaldırdık demesinler tamamen ki onları yapması mümkün gözükmüyor artık. Çıldıracağım çünkü yani inanılmaz bir karar bu. Yabancı sayısının tamamen rahat atılması. Bir türlü o kararı veremiyorlar. 9 artı 2 yap söyledim burada. 9 artı 2 benden sonra millet konuşmaya başladı bunu. 9 artı 2 o gün söyledim evrenle beraberdik yayın. Tabii. Yap, 9 artı 2 kim itiraz eder? Bana bir tane kulüp söyle ya. Kimse itiraz etmez. Her kafana şimdi şey, Anadolu Kulüp Başkanları şimdi ne diyorlar geçtiğimiz günlerde hep konuştular. Ben herkesle konuşuyorum. Hepsinin de fikrini burada o tek tek sana yazıp söylerim. Hı, -hı. Hepsinin şöyle bir şey var. Kardeşim bırakın rahat bize rahat rahat transfer yapalım. Adama transfer yapamıyor. Yok yerli futbolcu. Kim alacaksın Veli? Her transfer döneminde iki bilemedin üç tane yerli futbolcu çıkıyor alınabilecek büyük takımlara gidebilecek. Doğru. İki üç. Ya iki üç tane futbolcu Fener mi alacak, Galatasaray mı alacak, Beşiktaş mı alacak, Trabzon mu alacak, Adana Demir'e mi kalacak, Başakşehir'e mi kalacak? Yok. Öyle kaliteli futbolcularımız yok. Süper Lig <laughs> seviyesi o kadar çok oyuncumuz yok. Ve onların ne da yükseliyor. Ha? Onların da piyasada az oldukları için normalin daha üzerine Hı. çıkıyor böyle. E şimdi Kulüpler yine zarara giriyor bu. Hayır, hadi zarara girsinler diyelim. Hadi çok kendi para harcasınlar. Evet. Evet. Bak hadi zarara girsinler. Hadi çok para harcasınlar. Hadi bizim evlatlarımız da para kazansın. Tamam. Hadi kulüplerimiz battı biraz daha batsın. E ee, yok adam yok. Yok doğru. Tamam. Ya yok kimi transfer edeceğim ben? İkincilikten üçüncülükten oyuncu mu bulup getirip de Süper süperlikte oynatacağım ya? Ya da Böyle Avrupa'dan, şey Avrupa'dan İsmail, İsmail yedek da. olabilir bence. Arağım İsmail. Ben her türlü İsmail derim ya. Yani. İkisi arasında e, konuşursak olabilir. Girelim. Ama ben Fenerbahçe'nin ön tarafı bu kadar kaliteli hale getirmişken Altı Galatasaray'daki örneği benzer ya. bir örnekten de yani geçerse sonuçta oynanmış bir oyun var ve belli süperlik gerçekleri var. Ya Çok süper eksik ligde 2-8'de oynarsın. Avrupa'da başka oynarsın. 2-3 tane versiyon yapacaktır İsmail Hoca. Yani Avrupa'da 2-8 oynayamazsın. Yani sana konuşuluyor tarzı. yabancı bir altı numara Fenerbahçe için böyle sağlam. Ya işte mutlaka o denklemin içerisine tamam Avrupa maçlarını dışarı çıkart ama ligde 3 tane de yerli koymak zorundasın. Tabii. Daha Mert Müldür almadın. Tabii tabii o da var. Tabii. Almadın yani tabii. şimdi e, Ferdi'nin sağ bek, Oster Holden'in sol bek oynadığını düşünürsen içeri 2 tane. eğer. Hadi İsmail Yüksek'e attın bir üçüncü bulamıyorsun. İrfan Can'ı da attın o İrfan zaman İrfan niye transfer yaptın? Sever anladın tabii. mı bir tuhaf bir durum oluyor ya. O yani, zaman hem Zaha, hem Tadiç, hem Kent hem Ceko olmuyor o zaman. Tabii, tabii. Hem Zimanskı. Ben bu arada Kent'in 11 oynamayabileceğini düşünüyorum ya. Oynamayabilir yani yedek olabilir. O zaman yani. sol öne atabilir hoca. O da geliyor. Ben Zaha'yı aldığını düşünüyorum. Ben Hımer daha hocam. gelirse solun. Aa, biraz zor diyorlar olur. da o. Yani bakacağız yani bu günlerde. O da, ben da zaten. Çünkü bayağı bir artık gözünü karartmış bir Ali Koç görüyorum transfer konusunda ya son dönemlerde. Arkadaşlar bak şimdi e, bizim Millet şuna bayılıyor. En sevdiğimiz şey rakibinin aldığı oyuncuyu küçümsemek. Ya da rakibinin aldığı oyuncu küçümsenemeyecek boyutta bir oyuncuysa eğer rakamınla hmm. e, vurmak. Yani ooo oh, oh, bu adama ne parayı verdiler kardeşim Kadıköy'de petrol mü buldunuz? Florya'da altın mı buldunuz? Anladın mı? Bu tip şeyleri biz çok fazla yapıyoruz. Doğru. Ya güzel kardeşim muhasebecilik yapacağına... Burada başkanlar var değil mi? Galatasaray'ın de başkanı, Fenerbahçe'nin başkanı, Beşiktaş'ın var. Yönetim kurulları var. Maliyeden, maliyeden sorumlu yöneticiler var falan değil mi? Bunlar bu işler zaten kafa patlatıyorlar. Ey seyirci, ey taraftar. Sen bunları kafa patlatma kardeşim. Sen de ki benim ligime iyi oyuncular gelsin. Kesinlikle. Ben de koltuğuma oturup elime kumandamı alayım, mis gibi çayımı alayım elime. Maçımı seyredeyim diye düşün ya. Ya sana ne milletin muhasebesinden? O kaç paraya geldi, bu kaç paraya gitti, bunu nasıl aldınız, bunu nasıl yan yollardan aldınız? Ya herkes iyi futbolcu alsın. Yeter ki iyi futbolcu alsınlar. Şimdi ben istiyorum ki Icardi gelsin. Ceko, Icardi, Avubakar, alırsak beş, e, Trabzon, Petkovic. Böyle baba oyuncular gelsin. Biz bu oyuncuları burada seyredelim. Bizim ligimizin kalitesi artsın. Dünyada bizim ligimiz yayınlansın. Biz bunları istiyoruz. Hatırlıyor. Ama oturuyor. Hesap makinesi eline tık 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 tık. Bunu ne kadar aldın? Bunu ne kadara sattın? Vay efendim sen çok fazla para harcadın. Vay efendim sen şöyle yandan dolaşıp da yaptın bu transferi. Sana ne? Sana ne milletin muhasebesinden? Hele de bunu zaman zaman bu sene mesela Fenerbahçe yapıyor. Ya Fenerbahçe'nin kaç paralık oyun sattığını biliyor mu arkadaşlar yani? Ya sadece Arda Güler'den gelen para 20 milyon euro. Artı 10 var. Artı bonuslar da daha sonra gelecek bonuslar da var. Galatasaray kısmına geçeceğiz. Fenerbahçe ile ilgili var mı eklemek istediğin? Yok yani stabiler Şey transferleri bekliyoruz. Özellikle kaleci transferini dört gözle bekliyorum. <laughs> kaleci transferleri dedin. <gülüyor> transferleri <gülüyor> bekliyorum. Özellikle kaleci hmm, transferini evet. bekliyorum. Anladım. Ben şimdi transferi iki transfer yani. olarak algıladım bence. Yani. Sanki, veda etti yani, çünkü Sanki yani. iki tane olacak gibi de ya şu Zaal konusunda Zaal hmm. transferi zor arkadaşlar İyi. biraz. Yani herkes işte bugün imzalayacak yarın imzalayacak falan diyor da eee orada kalacak mı, kalmayacak mı kulübünde? İşin içinde Lazio var. Lazio'yu bırak. Hani Avrupa'da en çok para veren kulüp şu anda Fenerbahçe. E fakat işte Arabistan etkeni var. Paraya mı gidecek, buraya mı gelecek? Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği söyleniyor. Arabistan yani, olayı yok artık. Zaten birazcık zor bir transfer. Ama yapılırsa da Fenerbahçe'nin gücüne çok güç katacak bir oyuncu. Ee, az önce nerede? Instagram mı, Twitter mı? Twitter'da profil fotoğrafını değiştirmiş. Christy Pellis'li formasını, kapak fotoğrafını kaldırmış ve çocuklarını koymuş. Ayrıldı demek ki oradan. Evet yani demek ki oraya geri dönüş olmayacak artık. Bir de bugün bir Kartallı falan bir şey paylaşmış, video paylaşmış. Onu gördün mü? Evet. Kartal belgeseli gibi bir şey paylaşmış evet. Instagram hikayesinde. Kartal ya Tim bu... var, Beşiktaş var, Kartal, Benfica var. Benfica var. Yani bilmiyorum Lazio. ki. Lazio, Lazio var. Doğru. Ha Lazio da Lazio da var. var. Lazio kartal. Tahir dedi ki İsmail kartal vardı. var <laughs> <laughs> o da güzelmiş <laughs> yani hani biraz daha şu fiyatı arttırın. Ya bu ee, da imza son... parası biraz daha arttırın. Olabilir. Bir göz <laughs> olabilir mi? Çünkü bir görüşme daha yapacakmış Daily haberine göre. Bilmiyorum, bu işlerde artık her şey Instagram'dan niyet okumaya başladık biliyorsun. Yok eşi Fenerbahçe'yi takip etti, amcasının oğlu Beşiktaş'ı takip etti filan. Yok yorumu beğendi. Ya oraya yorumu beğendi, vay kapak fotoğrafını değiştirdi. Doğru. E böyle artık niye okumaya başladı Tuhaf yerlere gidiyoruz yani. Valla öyle ama hayatımızda parçası oldu yani. Muhakkak. Bazen de çok yani şey de, hani doğru da mesaj veriyor aslında bazı Instagram, e, Twitter'daki o e, sinyaller de gelebiliyor bazen. Yani, yani birçok taraftar grubu gerek bizim ülkemizde gerek... E, sosyal medyayı iyi kullanan ülkeler Brezilya'da mesela bu çok yapılıyor. E, bir futbolcunun e, profil fotoğrafının altına hep beraber on binlerce insan hücum Abi, ediyor. Bizim şu anda en iyi olduğumuzu düşünüyorum bu anda. En Organize olma konusu. Beşiktaş taraftarı bence en iyisi. So, sonuca erişiliyor. Evet. Ülke olarak çünkü Arda Güler'in transferi dünya üzerinde en fazla beğenilen ikinci tweet evet. oldu Ülcü. değil mi? İki diye biliyorum. Messi, Ronaldo... Yok Ronaldo geçti. arasına Messi, girdi. Messi'ye geçti. Öyle mi? gün son, son duruma bakmadım. Evet. Messi Arda Ronaldo diye biliyorum ben şu anda. Ya da Ronaldo'yu getirdi. Ya da Ronaldo. İksin, i̇kisinin arasına girdi evet, diye bilmiyorum. hatırlıyorum. Bir şekilde işte ikisinin arasına girdi yani öyle söyleyeyim. Evet.